Ormanlı dağları var mı aşağı? Seven sevdiğine var mı kavuşan? Ben ölürüm yanam tutuşan. Ben ölürüm o yar eller. ölürüm o yar ellerin hoş Ben ölürüm o yar ellerin hoş Kestildi can damarı Şimdi gazım gazım benim Kocamdan sevgilimden öğrendim. <laughs> o da şey çalıyor ya. Yayın'a girmeden önce e ben de öyle dedim efendim. Merhabalar, merhabalar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Saçlarım tam şey olmamış biliyorum. Şekillendir, <laughs> şekillendirici sürdüm efendim ama e, maalesef e, pırasa gibi görünüyor. Olsun. Aslında kıvır kıvır olması gerekiyordu. Fazla mı kurumadı acaba bilmiyorum. Neyse efendim. E, merhabalar bu arada. Tabi önce e, bir sigara yakayım efendim. Bakalım kimler gelmiş. Kimler gelmiş kimler geçmiş hayatımdan. Emre moderatörüm, sevgili moderatörüm hoş geldin canım. Yayınlarını e, mirmik çok güzel olmuş saçların demiş mirmik. E, Biyom ki e, tam olarak okuyamıyorum efendim yani e, yabancı olunca nasıl e, nasılsın efendim demiş e, teşekkür ediyorum efendim. Evet. Efendim e, konumuzun e, ne anlatacağım onu zaten bir yaklaşık e, 25 dakika önce şey yaptım efendim e, paylaştım e, başlığa yazdım mı bilmiyorum herhalde yazmadım yazmadan girdim neyse paylaşımı gören görmüştür veya Emre moderatörüm buradan yazabilir. Ne anlatacağımı az sonra zaten sizler de e, duyacaksınız efendim. Evet. Abla kilona dikkat ediyor musun? Diyet falan yapıyor musun? Yani bence ihtiyacın yok ama. E, yok. Hayatım yok baksana. Bir gram yağ yok. Bir gram yağ yok efendim. O kadar da yemek yiyorum. Evet efendim Sena Akın teşekkür ediyorum. Evet Emre e, moderatörüm yazdı efendim. Bir gram yok yani şey bir gram yağ yok efendim. Keşke yağ olsaydı da fakir fukaraya dağıtsaydım bu pahalılıkta bu zamlarda. Evet efendim. E, biliyorsunuz travestiler, translar... Bu arada ojelerime de dikkat ediniz efendim. Özellikle yok düzeltemedim hayatım hala duruyor ya. Ancak seni e, engelleyeceğim tekrar öyle olur diye düşünüyorum. Sonra şey yaparım onu. E, ama benim için de önemli yani çünkü... E, Facebook'la bağlantılıydım. Facebook'u ben kestim yani şey olarak. Oraya bağlamıştım ben. Ondan sonra ondan dolayı. Evet. E, ojelerimi özellikle efendim bu şekilde sürdüm. Birisi beyaz dedim. Birisi de şu renk efendim. Sıklemen rengi. Görüyorsunuz. Biraz aceleye geldi ama ne yapalım efendim. Bu da Sibel Baysal e, modeli olsun. Ne? Neyi anlamadım Selin. Biraz açıklamalı yazarsan canım. Anlamadım. Yok Selin herhalde bir şey yazmış da ee, onu oku, okumak, cevaplamak istiyorum efendim. Şahsım adına değil. Türk milleti adına yazdı herhalde. O yüzden okuma gereği duymak istiyorum. Kaçırdım çünkü. Hayır, beyaz ve sıklemen. Evet, tatlı yağ çiçeği e, çok güzel olmuş. Ha bana demedin Selincem. Anladım, anladım canım. Anladım. Evet. Ha, Ceydacığım, Atana rahmet. Efendim üzerimdeki büsti, e, büzüt Ankara'da Ankara Zuhal Hüner hayvan severliliğiyle evinde 7-8 tane kedisi kendi bütçesiyle besliyor yetmiyor dışarıdaki kedi ve köpeklere de bakıyor efendim. Geçenlerde Günnur sevgilimle birlikte ona konuk olmuştuk. Bundan önceki YouTube kanalımdaydı. <laughs> Maalesef finish olunca ben finish yaptım zaten. Evine gittik ağırladı bizi sağ olsun ve bana bunu hediye etti efendim. Sevgili Ankara Zuhal Hüner. Çok eski kadim dostumdur kendisi. Ee, karlar erimeye başladı inşallah efendim oraya da gideceğim. Ee, yine böyle bir çekim e, yaparız. Yaparız efendim. Ee, efendim şimdi bir transın özgeçmişini anlatması gururuna dokunuyor. Ama kendi kulisini, şey kendi menücosunu Kulülettiği zaman gururlanıyor. Ama Sibel Baysal her zaman geçmişini, yaşadığını, acısını, tatlısını attığı adıma varana kadar siz sevgili hayranlarım, sizlere anlatıyor efendim. Şimdi efendim yıl kaç? Yılı bilmiyorum. Adana'da 17 yaşındaydım. 16 17 yaşındaydım. Adana'daydım. Ve Adana'da Adana'da Tarsus, Adana'nın dış merkezinde hipodrom. Star gazinosu var. Bergen'in Kocasan'ın işlettiği, şu an işletiyor mu işletmiyor mu bilmiyorum. O zaman onundu. Orada sahne alıyordum. Bir de Tarsus'ta geçiyordum. Kamera 33'te sahne alıyordum. Yine Tarsus'ta 5000 kişilik bir restoranda düğün salonları, şey düğün olsun, eee sünnet şölenleri olsun. Orada yine program yapıyordum ve Mersin'e geçiyordum. Hilton otelinin önünde çark atıyordum, koli yapıyordum. Yani gecede kaçış. Neyse 20, 24 milyon diyeceğim ama o zamanın parası. 24 dört. Tam olarak matematiğe kafam almıyor. Yirmi dört. Milyon işte. Anlayın. O zamanın parası. Biriktirdim. <laughs> Dedim ki ben ameliyat olacağım. Cinsiyet ameliyat olacağım. Burnumu yaptıracağım. Adana'dan Es, e, şu an Seyhan Oteli duruyor. Seyhan Oteli'nin yanında olan Adana İhsan Ünal Hastanesi e, en son bundan 7 yıl önce mi ne öyle bir şey gitmiştim e, yurt olmuş. <laughs> öğrenci yurdu olmuş. Hastane yıkılmış öğrenci yurdu olmuş. Adana İhsan Ünal Hastanesi'nde e, gittim doktora dedim ki doktor bey ben cinsiyet değiştirmek istiyorum peki de de psikiyatriye gittin mi? Herhangi bir testlerden geçtin mi? Elinde raporun var mı? Ben burada kaçak bir doktor değilim. Koskoca bir hastanede görevimi yapan bir doktorum dedi. Gideceksin dedi. Artı bir de senin yaşın küçük dedi. Bir yaştan iki yaştan kaybediyorsun dedi. Ben seni ameliyat edemem dedi. Ben de rahmetli babama, tüm ölen annelerimize, babalarımıza bu arada da rahmetler diliyorum efendim. Babama gittim. Baba dedim, ben dedim kadın olmak istiyorum dedim. Nasıl olacak dedim. E kızım dedi ben hammallık yapıyorum dedi. Nasıl, nereden vereyim ben sana para dedi. Zaten babam benim durumumu biliyor. Ben 7 yaşında pregölön depot iğneye başladım efendim. Bu yaşımdayım hiçbir ne lazere ne epilasyona gitmedim. Asla hiçbir tarafından gitmedim. Çıksa giderdim. Gitmedim. Ondan sonra anadan doğma tüysüzüm. Zaten isteğim de oydu. Kurban oldum Allah onu da bana şey yaptı. Ee, ne derler işte. İstemiyordum tüy sevmiyorum ondan dolayı. Şans. Eczanelerde satılıyordu hayatım. Eczanelerde satılıyordu. Reçete yoktu ki ne? Eczaneye gidiyordum. 5 lira mı? 5 ne kadar veriyordun Eczacı sana vuruyordu. Pirogolon var. Pirogolon depot var. E... Di pro var. Şimdiki iğneler Lubunyaların aklını başından alıyor. Ostrejen mi, çart, çartmış, curtmuş, bilmem neymiş. Yani bunlar kafa keyfi, keyfi e, yaşasınlar diye. Yoksa Heragülon, Depot, küçük yaştan bu yana fiziğimi görüyorsunuz anlatmama gerek yok. Amatörce çektirmiş olduğum resimlerde. Yani onun da faydası vardır. Olmaz olur mu? 7 yaşından 22 yaşına kadar aldım. Pregelon depotu yine iyi. Yani bu kadınların adet dönemindeki e, arızalı hani e, kimi ke, düzensizlikler için normal bayanların kullanmış olduğu pregolon depotu biz translar Pitalarımızın büyümesi veya kalçalarımızın gacıya benzemesi dolayısıyla e, ondan dolayı kullandık ve de öyle oldum şahsım adına. Neyse, babamla beraber hastaneye gittik efendim. Şimdi gitmeyelim. E, Merhaba dedi doktora. Benim dedi oğlum dedi cinsiyet ameliyatı değiştirmek istiyor dedi. Ben de dedi babasıyım dedi. Tamam kimliğinizi göreyim dedi doktor. Babamın kimliğini gördü. Benim kimliğimi soyadlar bir gerçekten ben onun oğluyum o da benim baba. İmzasını aldı bizi devlet hastanesine gönderdi. 13-14 bir heyetten oluşan profesör doktorlar. Kimisi orada bana lan diyor. Tepkimi ölçüyor. Kimi oradan doktorlardan bahsediyorum. Heyetteki doktorlardan bahsediyorum. Kimisi oradan diyor ki kız. Kimi diyor ki ne kadar çok kıvırıyorsun. Kimi bana sert konuşuyor. Orada şeyimi ölçüyorlar. Kadınlığa elverişli mi? Değil mi? Verilen oradaki rapor kadınla elverişlidir. Yüzde doksan altı. Yüzde yüz değil. Tekrar geldik efendim. İhsan Ünal Hastanesi'ndeki doktora ve cinsiyet ameliyatımı tam ameliyathaneye girerkeni girdim. Anestezi uzmanı vardı. Üroloji doktoru vardı. Ürolojiyi az sonra açıklayacağım. Anestezi doktoru tam ben similyamı naşlatacağım. Doktor naşlatacak. Narkozu eksik vermiş. Tam ayarlayamamış. Ay şöyle bir kalktım ki böyle bir kendime geldim. Narkozun etkisi az ayarlayamamış ya anestezi doktoru. Allah'ım ya Rabbim elinde bir keser mi, çekiç mi ne? Ay dedim bu ne? Hasta dedi uyandı dedi hemen dedi tekrar dedi şırıngayla dedi ee, şey enjekte edin dedi anesteziyi de az koymuşsunuz narkozu dedi. Öyle bir uyandım. Gördüm elindeki o doktorun şeyini, tekrar beni e, anesteziyle bayılttılar. Ondan sonra oldum bir Sibel Baysal. Cinsiyet ameliyatımdan sadece Adana'da e, ameliyatı oldu. Burnumu da aynı doktora yaptırdım. E, göğüslerime gelince, göğüslerim dokuzuncu göğüsüm. sekizinci patladı, bir e, arkadaşım araç kullanıyordu. Melisa, Melisa. TikTok Melisa. Ee, onunla beraber benim aracımı kullanırken e, kaza yapıyoruz. Ve e, göğsümün teki patlıyor. E, bu benim dokuzuncu göğüslerim. Kas e, Şahin Bey'e yaptırdım İzmir'deki. Memnunum. Hani çoğu lobunyalar memnun değil ama ben memnunum efendim. Memnunum ben. Ondan sonra eee Öyle cinsiyet ameliyat e, ameliyatımı Adana'da oldu. Üroloji demiştim, değil mi efendim? E tabii ki. Şimdiki translara sesleniyorum veya trans adaylarına sesleniyorum. Binlerce kez kendimi yırtmama rağmen, videolarımda ifade etmeme rağmen beni dinlemiyorsunuz ve zararı size dönüyor. Zararı siz görüyorsunuz. Ya intihar ediyorsunuz ya da önden fışar alıkıyorsunuz. Yani. Şimdi efendim bir travestiye kalkıp da hanımefendi diyemem cerrahi operasyon geçirmemiş, cinsiyet ameliyatı olmamış, pembe kimlik almamış hanımefendi diyemem. O yüzden trans adayı dedim. Ben ne konuştuğumu bilincindeyim. Sevgili o yorumu yazan arkadaşım. Ha kendi aramızda ablacım ne yapıyor ne diyorsun? Gırgır, gır şamata, gullüm, engame olur. Yani ben bugün resmi bir yere gittiğim zaman bana ne diyorlar? Hüsnü Bey mi diye hitap ediyorlar. Hayır Sibel Hanım. E ben de travesti olmuş olsaydım Hüsnü derlerdi bana. O yüzden trans diyorum. Üroloji dediğime efendim bir cinsiyet değiştirme operasyonunda cinsiyet değiştirme operasyonunu gerçekleştirecek olan doktor haricinde üroloji doktorunun Anestezi doktoru zaten giriyor. Öroloji doktorunun girmesi gerekiyor. Şu an bakıyorum. 90 90 demeyeyim de ya 99'dan bu 2000'den bu yana diyeyim. 2000'den bu yana Lubunyaları görüyorum. Gidiyorlar, hatta kaçak oluyorlar. Kaçak oluyorlar ve kimliklerini de alamıyorlar. Üroloji doktoru çok önemlidir. Orgazm olmaya, çiş yapmaya, tamam o doktor seni ameliyat ediyor, cinsiyetini değiştiriyor, similyanı alıyor. Ama üroloji doktoru da ne yapıyor? Çiş yapmanı ve orgazm olmanı orada sağlıyor. Eğer üroloji doktoru girmemiş olsa, e ne oluyor? Orgazm yok, çiş yok, bunalım var, intihar var, kendini atma var, değişik madde var. Değil mi efendim? O yüzden buradan sesleniyorum. Diyorum ki ne? Trans adayları eğer cinsiyet değiştirecekseniz, kaçak yollarla mültecilerle mültecilere özenip de hani mülteci bir yere gider de aç kalır mesela işte yani sonuçta aynı şey kaçak kaçak yani ha, doktora gidip de işte ben sana 100 milyar para veriyorum beni ameliyat et nöroloji doktoru yok mahkeme kararı yok heyet kurulundan alınan test psikiyatri şeyi yok ne yapıyor doktor? paranı alıyor ondan sonra seni ölüme sürüklüyor. Ben burada doktora hata bulmam. Lubunya'da bulurum. Her şeyini hazırla. Hazır ol. Git. Düzgün bir şekilde operasyonunu geçir. Pembe kimliğini al. Adın Ali ise Ayşe olsun. Artık hayır efendim dedim ya koliyerleşirken dahi e, cici alıktıramıyor. Ya ölüme sürükleniyor. Kaç tane yap intihar etmedi mi bu nedenden dolayı? Etti. Sinirler de gidiyor her şey gidiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ay Feride mi geldi görmedim ki. Gördüm bir arada nereye gitti acaba? vallahi bugün ne yemeği yapacağım? Hemen onu da söyleyeyim efendim. Ben putka yaptırdığımda cicim çok güzel naşlıyor. Az önce bir arkadaşın yazmış olduğu gibi. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, sinir gitmemiş. Yani üroloji doktoru girmiş. Tabii ki. Ha benim bir raporumda yazılan bir şey var, üroloji. O da ben ee, yeğenim. Yeğenim kundakta bebeği vardı kucağında daha kendisi de 17 yaşındaydı. Töre cinayetine gitti. Onu gördüm. Ondan dolayı onun da tedavisini oldum zaten. Yoksa hani cinsiyet değiştirme ameliyatıyla benim alakalı değil. Hiç mi ben zarar görmedim doktordan? Çok. Şu an ben nerede oturuyorum? Ankara'nın Çankaya Dikmen semtinde oturuyorum. İstanbul'da doktor var. İsmini vermiyorum. Dönemin parasıyla 2 trilyon para verdim. Elmacık kemiğimi yonttu. Gözümü aşağı indirdi. Sizlerle değil insanlarla konuşurken ağzım buradaydı. 2 trilyon paramı aldı. Hata bıraktı tekrar gideyim. Hata bıraktı tekrar gideyim diye. Evet. Eskili bunyalar bunu bilir. Show TV'ye de çıktık onunla beraber. Show TV ile gizli kamerayla muayene gittik. Şişli de miydi? Neredeydi? Öyle bir yerde. Ha. Evet. 2 trilyon. Şu an şu anki paraya çarpsanız yani ne kadar. Bir tek o yedi hakkımı kurban oldum Allah. Öbür dünyada iki elim yakasında olacak öyle. Ha, İbrahim doktorum doktorumda Allah razı olsun küçük bir bebi baby, babysi vardı Dubai Allah onu ona bağışlasın. Ellerinden öpüyorum kendisini efendim. İstanbul'da Hemarmara Otelinin yanında Taksim'de e, ama oradan da taşınıyor hocam. İbrahim babam. Hayatta babam öldükten sonra kimseye baba demedim ama İbrahim Oski gerçekten beni insanların içine değil, beni hayata tutturdu. Beni hayata tutturdu ve belki ben de o hani cicisi aşlamayan, e, başarısız e, putka yaptıran, similyalarını naşlatan kişiler var ya... Onlar gibi belki ben de ebedi kokoreye zaten naşlayacaktım. Naşlatacaktım kendimi. Yalvardım yakardım da ondan sonra neyse efendim İbrahim e, Ozki babam kabul etti ve... Üç seansta ne yaptı, ne etti? Ağzımı yerine getirdi, gözümü yukarıya kaldırdı, yanağımı da böyle şey yaptı. Bir seans daha gerekiyor. O da artık bakalım. Kısmet. Evet, e, şimdi efendim... İbrahim oskui Ofsiki demedim. Türkçe katili değilim o kadar. Tamam, her ne kadar e, belirli bir okul okuduysam, hayat mezunuyum, hayat okulunu bitirmişim. Tamam canım. Ben ağzımdan çıkan olan kelimelere dikkat ediyorum. Gayet de konuşma diksiyonu çok güzel. Ben beğeniyorum. Sen beğensen ne olacak beğenmezsen ne olacak. Ben Concon olayını ben yeni duyuyorum arkadaşlar. Yok önce Concon alınırmış da ondan sonra şey gacılık ya ben buna karşıyım. Benim bu videoda anlattıklarımın hepsi A'dan Z'ye doğrudur efendim. Evet trans adaylara buradan insanlık namına çektim, gördüm. Yaşayanları yeri geldi ben de yaşadım. Putka'dan değil ama farklı operasyonlardan, estetiklerden. Ondan dolayı trans adaylarına rica ediyorum kaçak yollardan gidip de doktora ben işte cinsiyet ameliyatı olmak istiyorum. 50 ise 100 vereyim deyip de Pembe kimliğini alamazsın. Kadınlığa elverişli misin? Değil Askere gitmiyorsun ki ne? Askere gitmiyorsun ki ne? Askere zaten gitsen zaten orada da 12-13 kişilik heyet var. Seni görürler zaten. Yeter ki şöyle yap. Yapmana da gerek yok. Şöyle yap. Şöyle bir adım at. Hemen kırmızı kalem. Askerliğe elverişli değil diye damgayı basarlar. Kırmızı kalem. E burası askerlik değil ki. Burada kimlik alıyorsun. Psikiyatri muayenelerden geçiyorsun. Eline şu kadar forum veriyorlar. Desteğiyle. Onları dolduruyorsun. Baştan sonra izle bu videoyu. Ondan sonra güzel arkadaşım. Tamam canım. Evet. Efendim. Bugünkü konumuz neydi? Cinsiyet değiştirme ameliyatı ve e, trans adaylara bilgiler. Ben teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. İyi akşamlar, görüşmek üzere efendim. Kapatmadan efendim birisi sormuştu bugünkü menü ne? E, Allah ne verdiyse az sonra mutfağa gireceğim efendim. Bu videoyu YouTube kanalı Baysal TV'ye yükledikten sonra... Mutfağa gireceğim orada da Allah ne verdiyse efendim yapıp yiyeceğim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar.